Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Serteli gözyaşları. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Çok heyecanlıyız. Kadına şiddete dur dediğimiz bir proje yaptık ve şu an bu projeyi ilk kez izleyeceğiz hep beraber sizinle. Çok heyecanlıyız. Gişemiz bol olsun. Kadına şiddete hayır diyorum. Buğra Bey de sizi bırakmadı yalnız ama. Buray Bey. Buray Bey, pardon. Özür dilerim. Benden fazla heyecanlısın sen. Abi yok, heyecan değil de ismini bazen karıştırıyoruz. Doğru. Işte, doğru. Devamlı siz konserlerine gidiyordunuz. Bu sefer o sizin galanıza geldi. Aynen. Galiba ilk defa izleyecek. Yoksa? Yok, daha önceki bir sürü işlerini ben izledim. Dizilerde de 8 ziyaret etmişliğim var. Hı-hı. Ama film olarak Beyaz Perde'de ilk kez. Beyaz Perde'de ilk defa galaya katılıyoruz beraber. Ben ondan daha fazla heyecanlıyım. Evet. Biz de merak ediyoruz nasıl bir şey çıkacak ama Ezgi yaptığı ev işi dört dörtlük yapar. Teşekkür ederim. O yüzden müthiş bir şey olacağına kuşkumuz yok. Abi bana çok heyecanlısın diyorsun ama Ezgi Hanım daha heyecanlı. Ben duramıyorum. Çekimden nasıl geçti? Psikolojik tarafı nasıl hissediyorsunuz? Evet. Hanımefendi. Gerçek hikaye olması çok etkiledi ve gerçekten çok fazla empati yapmam gereken bir iş oldu. Bilmiyorum, ben de çok heyecanlıyım, sizi de izleyeceğim. İnşallah güzel bir şey çıkmıştır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çekimden keyifliyle dram çektik ama yönetmenimiz, senaristimiz, yapımcımız o kadar tatlılar ki hep beraber el ele verip filmimizi çektik. Ne olmalı? Nelerin değişmesi lazım? Aile yapısının değişmesi gerekiyor. Çünkü bir insan şiddet uyguluyorsa bu bence çocukluktan başlayan bir şey. Ailenin içindeki şiddete dur demeliyiz ki yeni nesillerde sevgiyle büyüyelim. Tamam o zaman. İlişkiye dönelim tekrardan. İlişkiniz nasıl gidiyor? Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Güzel. Her şey yolunda. Fırsat buldukça görüşmeye çalışıyoruz. O yoğundan yoğun. Albüm çalışmaları? Albüm çalışmaları bitti sayılır. 17 Kasım'da çıkıyor albümümüz. Nurtop'u gibi 14 şarkı veriyoruz dinleyicilerimize. Ve görseller de çok değişik. Görseller de kullanıyoruz bu defa. Böyle enteresan bir de hikayesi var. Albümün sadece böyle müzikten ibaret değil bu defa. Her şarkının bir geçişi, bir anlattığı bir tema gibi bir şey olacak ve insanlar bir yolculuğa, uzun bir seyahate gideceklerinde play'e bastıklarında 14 şarkı böyle su gibi akıp bir bakmışlar ki aa yol bitmiş, öyle değil. Güzel bir proje albümü gibi değerlendiriyoruz. Peki, seyahatlerden ne dinliyorsunuz? Playlist'te neler var? Çok da seyahat ettiğimizde her şey, durduk. Her şeyi dinlemek zorundayız biz. Her tarz. Rap'inden, metalinden, arabeskinden, Türk halk müziğine kadar. Ben her şeyden besleniyorum. Dünya müziğinden besleniyorum. Biliyorsunuz geziyorum da ben. Dünyanın her tarafında, her köşesinde müzisyen arkadaşlarım var. Onlardan destek alıyorum. 53 memleket. 53 ülke. Daha da gezecek. Daha da sırada bir geziyoruz sürü var. Ve bütün bu baharatları harmanlayıp kendi müziğime böyle biraz sevişliyorum. O zaman işte o şarkı Buray dokusu çıkıyor. Ezgi'nin böyle bir ülke misiniz? Bu ülke var mı ziyaret ettiniz? Böceklerin olmadığı her yer. Ben biraz daha macera perest, böyle Asya'sız, çok daha vahşi yaşam, doğal, yani absürt oryantal yerlere de gitmeyi tercih ediyorum. Ben de daha böyle rahat hissettim, böceksiz. Daha sakin, konforunda seviyor Ezgi'yi. Ama ilk fırsatta Türkiye'de gideceğimiz çok güzel yerler var. Türkiye'den başlayacaksınız. Sonra dünyaya açacağız. Teşekkür ediyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.